Herkese merhaba, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Muhteşem bir video ile yine karşınızdayız. Bugün dikkat ettiyseniz klinikte değiliz de benim mutfağımdayız. Bunun nedeni ise evde kedi ve köpekler için mama hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Mama yapımına başlamadan önce bu videoyu çekmemdeki en büyük etken Instagram üzerinden yapmış olduğum canlı yayın oldu. Bu canlı yayında kedi ve köpekler için mama hazırladık. Ve bunun sonucunda çok fazla geri dönüşler aldım. Yani bu mamanın tarifini verebilir misiniz veya tekrar canlı yayında paylaşabilir misiniz diye geri dönüşler aldım. Ama ben size şöyle bir güzellik yapıyorum. Bu videoyu YouTube'a koyuyorum ve sürekli izlemenizi sağlıyorum. Öncelikle malzemeleri tanıtacak olursak, yarım su bardağı kadar pirincimiz var. Bunun dışında proteince zengin tavuğumuz var. Zerdeçal tozumuz var. Zeytinyağımız var. Yumurtamız var. Patates var, havuç var, kabak var ve Himalaya tuzu var. Bol içerikli, bol vitaminli, muhteşem bir mama olacak. Şimdi yavaş yavaş bu mama hakkında bilgi vermeye başlayalım. Ve besin değerleri hakkında biraz da bilgi verelim. Haydi şimdi başlayalım. Az önce malzemelerimizi kısaca tanıttık. Şimdi kullanacağımız malzemelerin besleyici değerleri hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş ocağımıza götüreceğiz. Şimdi önce ana besin maddemiz olan tavuktan başlıyoruz. Tavuk protein açısından biliyorsunuz çok zengin, yağ oranı düşük, liflerinin kısa olması sebebiyle çiğnenmesi kolay ve hazmı kolay olması nedeniyle çok fazla tercih ettiğimiz bir protein ana besin kaynağı. Bunun dışında demir, fosfor ve B kompleks vitaminleri açısından çok zengin ve de ekonomik olması sebebiyle çok fazla kolayca bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi tavuğu biraz küçük dilimler haline getireceğiz ki çabuk pişsin. Aynı zamanda bir de piştikten sonra rondodan geçireceğiz. O yüzden bize zorluk çıkartmasın. Tavuğu biraz küçültelim. Yağlarını alalım. Bu şekilde. Kemikleri kalsın. Kemiğin de çünkü faydası var. Tavuğumuz pirzolalık tavuk. Hani besleyici değeri çok yüksek. Aynı zamanda şu şekilde tadı da lezzetli olduğu için tavuk göğsünü tercih ettim ben. Ama siz but veya şey de tercih edebilirsiniz. Tavuk göğsü de tercih edebilirsiniz. Şimdi tavuklarımızı alıyoruz. Şöyle koyalım. Haşlanmış, kaynamaya hazır. Suyumuzu da ekleyelim. 1 litreye yakın su koyuyoruz. 1 litreye yakın su koyuyoruz. Ve ocağımızın altını açıyoruz. Yavaşça kaynamaya devam etsin bakalım. Tavuğumuzu kestiğimiz tahtayı kenara koyuyoruz. Annem hep öyle derdi bana. Şimdi patatesimize başlıyoruz. Patatesimizi güzelce soyalım. Bu Instagram'da yapmış olduğum canlı yayında kabuklarını biraz kalın doğramıştım. Bayağı bir tepki aldım. Patatesin yarısını çöpe atıyorsun falan diyenler oldu. O yüzden patatesi biraz daha güzel doğrayalım. Aslında soyacağımız vardı da bizim bu soyacağımız kayboldu. Nereye gittiyse acaba? Şöyle güzelce soyuyoruz. Patatesin muhteşem bir besleyici değeri var. Bunun yanında antioksidan özelliğe sahip, potasyum açısından zengin, demir ve kalsiyum bulunmakta bunun patatesimizin içinde. O yüzden ben çok seviyorum patatesi. Aynı zamanda patates sindirim kanalı için de çok faydalı bir gıda. Mide bağırsak sistemini düzenler ve korur. Ayrıca kan şekerini de sabit tutmaya yarar. Deri sağlığı için de patatesimiz çok önemlidir. Şimdi patatesi şöyle alıyoruz. Ondan sonra sıradaki besin maddemiz olan havuca geçiyoruz. Bir tane tam havuç kullanabilirsiniz. Az önce de bir tane tam patates kullandık. Havuç da biliyorsunuz A vitamini açısından çok zengin. A vitamini göz ve deri sağlığı için muhteşem bir besin kaynağı. Göz ve deri sağlığı için muhteşem bir besin kaynağı. Kesemiyorum.
Biraz sert bir havuç. Aynı zamanda damar tıkanıklıklarına önlediği için kalp ve damar hastalıklarını engellemekte havuç. Ayrıca havucun sayamadığım bir sürü vitamini var. Ama en önemlisi potasyum. Bunun yanında da C vitamini. Şimdi güzel bir şekilde doğruyoruz. Küçük küçük doğruyorum. Ben kediler için yapıyorum. Köpekler için yapıyorsanız da yine küçük küçük doğrayın. Ben bir de rondodan geçireceğim ayrıca kedilerin daha çok sevmesi için. Köpekler için yapanlar rondodan geçirmesine gerek yok. Bu şekilde. Havucumuzu da bu şekilde doğrandıktan sonra şöyle alalım. Evet, şimdi sırada kabağımız var. Kabağımız da yine muhteşem bir antioksidan. Antioksidan özelliğe sahip ve vitamin mineral açısından çok zengin. Tabii siz şimdi diyeceksiniz bu kadar hamaratlık doğrama yeteneği nereden geliyor? Üniversite boyunca 6 yıl evde tek kalınca. Tek demeyelim de yemekleri siz yapınca 6 yıl boyunca bir şeyler öğreniyorsunuz tabii haliyle. Kabak da yine deri ve tüy sağlığı için muhteşem bir besin kaynağı. Evet, şimdi sebzelerimizi doğradık. Tavuğumuz haşlanıyor ama sebzelerimizi şimdi atmıyoruz. Çünkü uzun süre tavukla haşlanıp besin değerleri kaybolmasın diye biraz daha tavuğun haşlanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra sebzemizi atacağız. Şimdi bu yumurtayı görüyorsunuz. Yumurta neden diye soracaksınız. Yumurtayı da haşlayıp bu püre miksimizin içine katacağız. Yumurtanın da biliyorsunuz çok fazla bir besin değeri var. Esansiyel yağ asitlerini taşıyor. Bağışıklığı güçlü tutmamıza neden oluyor. Ben aynı zamanda yumurtanın kabuğunu da koyacağım. Haşlandıktan sonra yumurtanın kabuğunda da yüksek oranda kalsiyum var. Zaten püremix şeklinde mikserden geçireceğimiz için yumurtanın kabuğu da hiçbir şekilde anlaşılmayacak varlığı. Onun yanında zerdeçalımız var, Himalayan tuzumuz var, pirincimiz var çok önemli, zeytinyağımız var. Bu zerdeçal ve pirincimizi de pişme aşamasına yakın atacağız. Zerdeçalı da koyarken bilgileri hakkında size yardımcı olacağım. Çünkü çok fazla bir besin değeri var. Vücudumuz için, vücutları için, kedi ve köpeklerin çok önemli. Bunu da konuşacağız. Şimdi yavaş yavaş sebzelerimizi, pardon önce yumurtamızı koyalım ocağımıza. Burada tabii bir şeyimiz pişiyor, tavuğumuz. Yumurtamız da burada haşlanmaya başlayamıyoruz. Yumurtamız da burada haşlanıyor. Tavuğumuz burada haşlanıyor. Şimdi bu baharatlarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş püre miksimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Sebzelerimizi koyuyoruz. Şimdi 15 dakika kadar kaynadı tavuğumuz. Şimdi sebzelerimizi koyuyoruz. Bu arada yumurtamız da haşlanıyor. Size pirincin faydalarından söz etmedim. Az önce söz edecektim. Pirincimizi de koyalım bu arada. Ondan sonra pirincin faydalarından da söz edelim. Şöyle hafif bir karıştıralım. Pirincin de biliyorsunuz insan hayatında çok büyük bir önemi var. Kedi ve köpekler için de öyle. Pirincin bağırsak hareketlerini düzenlediğini biliyoruz. Bağırsak hareketlerini düzenliyor ve aynı zamanda probiyotik özelliğini gösteriyor. Kan şekeri seviyesini dengeliyor. Yine pirincin içerisinde bu arada gluten bulunmuyor. Bu çok önemli. B grubu vitaminlerini barındırıyor. Aynı zamanda fosfor açısından da pirinç çok zengin bir yapıda. Yani bayağı bir besleyici değeri var. Thank you.
Yaklaşık yarım saattir kaynıyor püre miximiz. Bu arada yumurtamız oldu. Şimdi geri kalan baharatları dökeceğiz. Önce zeytinyağımızı döküyoruz. Zeytinyağın özelliği sindirimi kolaylaştırır. Himalayan tuzunu dökeceğiz. Himalayan tuzu vücuda en az zarar veren tuzlardan. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar döküyoruz. Belki de bir çay kaşığının da yarısı kadar. Toz zerdeçal döküyoruz. Toz zerdeçal birçok faydası var. Bunlardan en önemlisi anti-inflamatuar özellikle. Yani iltihap önleyici özelliği var. Bağışıklık sistemini güçlü tutuyor. Ve de doğal karaciğer detoksu. Bundan da bir çay kaşığı kadar ekliyoruz püremiksimize. Hatta torpil geçelim. 1,5 çay kaşığı kadar olsun. Şimdi karıştırıyoruz. 15 dakika sonra altını kapatacağız. Ondan sonra şu kemikli etlerimizi ayıracağız. Güzelce püremiksimizi mikserden geçireceğiz. Tabii köpekler için yapıyorsanız eğer, büyük ırk köpekler için kemiklerden ayırdıktan sonra bu şekilde de servis edebilirsiniz. Çünkü suyu da muhteşem bir lezzeti var suyunun da. İçerisinde tavuk suyu olduğu için de bağışıklık sistemini çok güzel bir şekilde desteklemektedir. Püremix işlemine başlarken tekrar karşınızda olacağız. 45 dakika haşlanmadan sonra kemiklerimizi çıkardık. Kemiklerin üzerinde kalan tavukları da ayıkladık ve tekrar püremiksimizin içine koyuyoruz. Bu arada ocağımızın altını kapattık. Yumurtamız da haşlandı. Yumurtamızı da şimdi soyacağız. Bu arada yumurtanın kabuklarını da koyuyoruz. Videonun başında belirttiğim gibi kalsiyum oranı çok yüksek yumurta kabuğunun. O yüzden yumurtanın kabuğunu da koyuyoruz. Yumurtayı da şöyle parçalayarak koyuyoruz. Rafadan olmamış, tam olmuş. İstediğimiz gibi. Şimdi tekrar bir karıştırıyoruz. Ve şimdi mikser işlemine başlayacağız. Püremix işlemine. Püremix işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu soğutmaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra güzel bir şekilde servis edeceğiz. Bunu da siz göreceksiniz bakalım. Beğendiler mi, beğenmediler mi yoksa nasıl oldu? Siz de ona göre kendi kedi ve köpeğinize bu mamadan yapabilirsiniz. Sonuna geldik. Kedi ve köpekler için mama hazırladık ve az önce gördüğünüz afiyetle yediler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.
Hoşça kalın, sevgiyle kalın.